Evet, değerli belediye başkanım, kıymetli başkanlarım, çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu vefa programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından korunmamıza inşallah vesile olacak Ramazan ayımızın bugün 23. iftarında beraberiz. Ramazan ayı birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Hamdolsun ki son birkaç yıldır Ramazan hem ilçemizde hem ülkemizde çok daha farklı bir heyecanla kutlanmaya başlandı. Paylaşılmaya başlandı. Bugün de 23.sünü gerçekleştirdiğimiz bu iftarda bugün Beykoz'un birçok yerinde her gece ışıl ışıl iftar sofralarımız var. Gönül sofralarımız var. Hamdolsun her gün bereketi biraz daha artmakta. Hamdolsun bize birlik ve beraberliğimizi biraz daha hatırlatarak geliştirmekte. Ramazan ayını ben biraz sır ayı olarak görüyorum kıymetli dostlar. Çünkü Ramazan ayında eğer kendimizi biraz disiplin altına alırsak, biraz gözümüze, kulağımıza, ağzımıza biraz dikkat edersek, bugüne kadar hiç hissetmediğimiz, hissedişleri hiç görmediğimiz şeyleri görmeye, hiç farkında varmadığımız bir takım farkındalıklara vardığımızı düşünüyorum. Onun için Rabbimiz diyor ya, orucun mükafatını ben vereceğim. Bugün bu ifade çok büyük bir ifade, çok geniş bir ifade. Onun için biz inşallah bu Ramazan ayının en güzel şekilde geçiren ümmetlerden biri oluruz diyorum. Ve önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Kadir Gecemizi ve yine beraberinde gelecek olan Ramazan Bayramı'nda şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Değerli dostlar, biliyorsunuz geçtiğimiz Temmuz ayından beri ülkemizin doğu ve güneydoğunda bir takım sıkıntılarımız var. Ve bu esnada yaklaşık 500'e yakın güvenlik gücümüzü şehit verdik. Ben konuşmamın başında tekrar şehit olan bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bir kere daha başsağlığı diliyorum. Ve gazi olan kardeşlerimize de en yakın zamanda iyileşmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün elbette ki şehitlerimiz, kayıplarımız bunlar önemli. Ama bugün bu kayıplarda belki bizlere yara verdiklerini düşünenler var. Ama biz bu şekilde düşünmüyoruz. Bu ülkede bu toprağa düşen her şehidin aslında bizim bu topraklara biraz daha kök salmamızın birer timsali olduğunu görmekteyiz. Değerli dostlar, AK Parti 2001 yılında kuruldu ve bu yıl 15. yılını bitirecek. Ve AK Parti'de 15 yılın 14 yılı iktidarla geçti. Ben bu parti kurulunda Yeşilik olanındayım. Şu an hemen yanımda iki masada bulunan değerli kurucu ilçe başkanım Sayın Ahmet Batu. Burada hemen teşkilat başkanımızı görüyorum Sayın Hasan Özben. Onların yanında biz de bu işi öğrenmeye başladık. Bugün elbette ki hem bu partiyi bu ilçede kuranlar hem bu ülkede kuranlar bir başarı bekliyorlardı. Ama bu kadar hızlı ve büyük başarı belki birçok kimse tarafından beklenmiyordu. Bugün ben özellikle bu partinin kurucularının başta tabii ki bizim hareketimizin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ama burada Beykoz'da daha henüz hiçbir şey yokken, ne olacağında belirsizlikler varken, bu partinin Beykoz'da kurulmasında büyük emeği olan değerli kurucu ilçe başkanımız Sayın Ahmet Batu'yu, onun yönetimini, kurucu gençlik kolları ve kadın kolları başkanımı ve yönetimlerini ve kurucu olarak görev yapan tüm mahalle başkanı arkadaşlarıma buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Ve tabii ondan sonra görev yapan, bugün sandığından tutun, mahalle yönetiminden, teşkilatın tüm kademelerinde görev yapan arkadaşlarımıza da bir kere daha ben buradan AK Parti ailesi olarak şükranlarımı sunuyorum. O günlerde, o yıllarda AK Parti ilk kurulduğunda bir takım temenniler vardı. İnşallah ikinciyi de görürüz, üçüncüyü de görürüz dönem itibariyle bu şekilde söylüyordu. Ama hamdolsun bugün 15. yılını tamamlayan bir siyasi harekette 14. yılı iktidarla geçtik. 4. iktidarla nasiplendik. Ve AK Parti ailesi
büyümeye devam ediyor. Bugün burada ben Sayın Kurucu İlçe Başkanımı ve diğer arkadaşlarımı ve abilerimin burada bu tabloyu büyük bir keyifle izlediklerini düşünüyorum. Ve inşallah ilerleyen dönemde de biz de bu görevi bıraktığımız vakit bize de Rabbim bu şekilde daha da büyük, bu solandan çok daha büyük ve bereketli bir ortamda AK Parti ailesiyle beraber olmayı Rabbim inşallah bizlere de nasip eder diye diliyorum. Değerli dostlar, AK Parti ilk danışma toplantısını 2002 yılının Haziran ayında Akbaba'daki, bugün ismini bilmiyorum, birçok ismi değişti ama düğün salonunda yapmıştı. Doğru mu başkanım? Evet, o gün belki biz salonu doldurabiliyorduk ama bugün hamdolsun son seçimlerde 89 bin oy alan, %55 oy potansiyeliyle İstanbul Anadolu yakasının en başarılı, tüm veriler itibariyle hamdolsun ki en verimli teşkilatlarından biri oldu. AK Parti büyüyor. Ama bu büyütme inşallah sadece Beykoz'da değil, bundan sonra tüm teşkilatın her bünyesinde de ben devam edecektir diye düşünüyorum. Bakın son bir yılda hatırlarsınız iki tane büyük seçim geçirdik. Genel başkan değişikliği geçirdik. Ama şu anda AK Parti'nin gidişinde, AK Parti'nin rotasında hiçbir değişme yok. Ve büyümeye devam ediyoruz. Bugün AK Parti'de bu kadar büyük değişiklikler olurken, özellikle başta Cumhurbaşkanımızın başbakanlıktaki görevi ve daha sonra genel başkan değişikliği olurken birileri bunu anlamakta zorluk çektiler. Ama o birileri zaten AK Parti'nin kuruluş ruhunu da anlamadıkları için bunu anlamamaları son derece normaldi. Çünkü AK Parti'nin bu topraklardan alarak beslendiği ırmağın ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama hamdolsun ki bugün biz çok daha güçlü bir şekilde gidiyoruz. Bugün sadece dün iki tane örnek var. Pazar akşamı biliyorsunuz İsrail ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı. Akabinde Rusya ile olan gelişmeler. Şimdi bugün buraya baktığımız vakit birileri çok farklı ifadelerle, çok farklı cümlelerle bunları yansıtmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki artık bölgesinde oyun kuran bir Türkiye var. Bölgesinde çok farklı hissedişleri olan bir Türkiye var. Onun için bugün geçmiş dönemde söyledikleri ifadelerin tersini söylenenler yarın yine bugün belki söyledikleri ifadelerin çok daha farklılarıyla karşımıza çıkacaklar. Biz geçtiğimiz günlerde Sayın Belediye Başkanımla Cumhurbaşkanımızın misafir olarak bir programda beraberdik. Orada Cumhurbaşkanımızın 3 tane bize mesajı vardı. Ben 3 tane mesaj aldım. Bir tanesi dedi ki Cumhurbaşkanımız, İstanbul çok büyük bir şehirdir, kutlu bir şehirdir ve güzel bir şehirdir. İstanbul vermesini bilir ama İstanbul vakarına yakışır bir şekilde almasını da bilir. Bugün sizler İstanbul'un yöneticileri olarak bu vakara yakışır hizmeti yapmalısınız dedi. Bu bence orada bulunan başta il yönetimimiz olmak üzere Sayın bütün belediye başkanlarını ve ilçe başkanlarının hepsinin kulağına küpe olacak çok büyük bir öğütti. Onun için ben inanıyorum ki başta il başkanımız Sayın Selim Tömürcü olmak üzere, belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ve tüm İstanbul'a yatan arkadaşlarımız bunun farkında. Ve biz ilerleyen günlerde inşallah öncelikle tabii ki mevcut olan belediyelerimizi koruyarak bizde olmayan belediyeleri de tekrar AK Parti hanesine yazdıracağız. Ve başkanımız bir de şunu söyledi, Cumhurbaşkanımız dedi ki bir fotoğraf vardı hatırlarsanız dedi, yaralanmış bir polisin üzerine uzanan bir uzman çavuş zannedersen bir askeri görevli kardeşimiz, bu dedi Türkiye'de birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemli bir fotoğrafıdır dedi. Ve bu fotoğraf büyüdükçe, bu birlik, beraberlik büyüdükçe, bu ülkeyle alakalı kim ne plan kurarsa kursun, kim ne yaparsa yapsın hiçbir sonuca ulaşamayacak dedi. Evet, biz Cumhurbaşkanımızın söylediklerini aldık. Hepsini birer öğüt olarak inşallah bundan sonra da kendi yüzümüze düşen pozisyonda yapacağız. Ve bir de dedi ki, bu da bir müjdeli haber. İnşallah sonbahara doğru dedi, terörle alakalı
bütün odakların soluğu ciddi ölçüde kesilecek dedi. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız bir iftar programında şöyle bir konuşma yapmıştı. Alman Başkanı Merkel'e şu hitapla seslenmişti. Demişti ki, Sayın Merkel, sen Holokost'un hesabını vereceksin. Sen Namibya'nın hesabını vereceksin. Ben daha sonrasında bunu bir vesileyle ildeki arkadaşlarla ve burada belediye başkanımla ve kendi arkadaşlarımla konuştuğumda şunu düşünmüştüm. Bu pek siyasi dile uygun, diplomatik dile uygun bir konuşma tarzı değil. Yani ya Cumhurbaşkanımızın o konuşmayı yaparken hani akıl melekeleriyle alakalı ki değil, dün gece de gördük son derece hakim ve sağlıklıydı geçen gece, ya da her şeye hakim, her şeyin planlamasını birkaç adım önceden yapmış olan bir liderin tavrı olmalıydı. Ve bugün sonucunda da belki bugün İsrail, belki bugün Rusya, belki bugün bilmediğimiz birçok çalışmalar yapılmakta ve o çalışmaların meyvelerini inşallah biz önümüzdeki ve ilerleyen günlerde alacağız. Değerli dostlar, ben burada sözü fazla uzatmayacağım. Benden sonra kurucu ilçe başkanım Sayın Ahmet Batu'ya sözü verdireceğim. Akabinde de belediye başkanımızla programımız bitecek. Sizlerden isteğim. Selamünaleyküm. Allah bu mübarek günlerinin uzun süre devam etmesini, bu birlikteliğin çok daha yıllara yayılmasını bizlere nasip etsin dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Değerli ilçe başkanım, değerli belediye başkanım, değerli kurucu arkadaşlarım ve teşkilat mensubu arkadaşlarım. İlçe başkanımız Mustafa Bey o kadar güzel derleyici, toparlayıcı, ta işin başından itibaren her şeyi o kadar güzel özetledi ki doğrusu bir şey söylemek, bunun üzerine bir şey söylemek pek de aklıma gelmiyor. Esasında hazırlıklı da değildim. Benim için de bir sürpriz oldu. Ama yine de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlenmiş bir konuşmanın arkasından. Fazla konuşma yapmayacağım ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu çok önemli. Yıllarca bu davanın peşinde koştum. AK Parti kurulmadan önce de bu zihniyetin, bu davanın mensubu bir kişiydim. Böyle bir aileden de geliyorum. Bunu beni yakinen tanıyanlar bilir. Hayal edemediğim, hayalen söylediğim şeyleri bunlar hayaldir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu işler olmaz deniyordu. Ben de olacaklarına inanmadığım birçok şeyin bugün gerçekleştiğini görüyorum. Hem de öyle bir gerçekleşti ki hayalimize gelmeyecek kadar kısa zamanda ve kolayca oldu. Bu kolaylığı sağlayan Rabbime ve ondan sonra da Sayın Kurucu liderimize ve şu andaki Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tabii bu davada bütün emeği geçenlere de şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi arkadaşlar, hakikaten İslam'ı benimseyen insanlar üvey evlat muamelesi görürdü. Bütün toplumlarda, bütün kalabalıklarda, bütün sosyal etkinliklerde, en arka taraflarda, en görünmeyen noktalarda bulunurlardı ve hakir görülen bir durumdaydılar. İşte biz bu durumdan buralara geldik hamdolsun. Ama çok işler oldu ama inanın hala mağduriyetimiz bitmiş değil arkadaşlar. Bugün bir başkasının ifadesidir. Bana ait bir ifade değil ama çok benimsediğim için söylüyorum. Türkiye'de iki tane, üç tane başörtülü kadın kaymakam var diye övünüyor. Hakikaten yine mağdur. Bu iş bitti değil, bitmedi. Mevzusu olmamalı. Ne demek başörtülü kaymakam, ne demek başörtülü vali? Hamdolsun bakanları da gördük ama hala bunlarla inanıyorum. Onun için davamız bitmemiştir. Bitmez. Zaten karşı görüşlerde hiç durmaz. Sonuna kadar çalışmak ve birbirimize sahip çıkmak gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla bizi burada bulunmamıza vesile olan değerli başkanıma ve ilçe başkanıma ve bütün teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nice bayramlar inşallah. Söze başlarken Ramazan-ı Şerif'ini bir kere daha tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek ayın bereketini hepimizin üzerine ihsan etsin, yaysın, artırsın, azaltmasın. Ümmetin üzerine yaysın inşallah. Herkes daha doğrusu, yerde kim varsa canlı, mahlukat, kim varsa bu aydan
yaralanmayı Allah hepimize nasip etsin. Hepsine nasip etsin. Değerli dostlar, değerli başkanlarım, meclis arkadaşlarım, değerli teşkilat mezunu kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, kadın kolu, genç kolu mensuplarımız, başkanlarımız ve mensuplarım, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, böyle bir akşamda AK Parti'nin genelleştirileşen vefa iftarlarına bir tanesine şahitlik ediyoruz. 2002'den bu tarafa her Ramazan'da başlayan bu çalışma bu Ramazan'da da burada inşallah sonucunu vermiş olacak. AK Parti bir vefanın temsilidir. Bizim liderimiz her konuşmaya başlarken bu ülkeye sivil çakmış olanlar içinden tek tek saymayı hiç imal etmedi. O da devlet görevlisi olmanın bir vefasıdır. Bu topraklara hizmet yapan sivil çakan insanlara adlarını anmak, rahmetli Menderes'i hatırlayacaksınız, rahmetli Erbakan'ı hatırlayacaksınız, rahmetli Özal'ı hatırlayacaksınız. Hasılı kelam, bu ülkeye, bu millete hizmet bilgiden herkesi aklınızdan çıkartmayacaksınız. Böyle bir anlayışlı insanlarız biz. Dolayısıyla bu akşam burada olmamız da gayet doğal olan bir şeydir. Beykoz'da Ahmet Batu Bey ile başlayan, arkasından devam eden, Adem Bey ile devam eden, Salim Bey ile devam eden, Salim Bey'den sonra Adem Bey ile devam eden, Mustafa Bey ile beraber şu anda yürüyen ve inşallah Beykoz'da zirveye çıkan bir siyasi hareketimizi gelecek dönemlere inşallah çok daha farklı şekilde taşımayı Allah hepimize nasip etsin. Ve bunu görmede nasip etsin. Dostlar, AK Parti'nin büyümesi, yükselmesi, yücelmesi demek, inşallah Türkiye'de zulmün bitmesi demektir. İnşallah Türkiye'de ve dünyada mazlumların, mağdurların isteklerinin yerine gelmesi demektir. Arkası olmayanların inşallah arkası olması demektir. AK Parti'nin varlığı, Filistin'deki insanların mutluluğu demektir. AK Parti'nin varlığı, Balkanlardaki insanlarımızın mutluluğu demektir. AK Parti'nin yükselmesi, Avrupa sokaklarında geçmişte işçi olarak gidip çalışırken başı eğik olan insanların başlarının yukarıya kalkması, dik yürümeleri demektir. Onların evlatlarının artık Almanya'nın içerisinde, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Danimarka'da vesaire İspanya'da gibi yerlerde, İtalya'da başları eğik gezmemesi demektir. Onun için AK Parti'nin varlığı, yükselmesi, büyümesi, sizin burada %55'lere, 60'lara, 70'lere, 80'lere taşımanız, Afrika'daki şu anda bağımsızlığı hasret çeken, güçlenmeye hasret çeken, ekmek bekleyen insanların ve ülkelerin insanların umudunun artması demektir. Dolayısıyla siz zannetmeyin ki sadece burada bir belediye başkanlığı kazanıyorsunuz. Buradan bir milletvekili daha fazla gönderiyorsunuz. Bunların çok ötesinde olaylara siz şahitlik ediyorsunuz ve katkı sağlıyorsunuz. Bir tane oy pusulasının zannetmeyin ki değeri yoktur diye. Bir tane oy pusulası dünyada çok farklı bir iktidarın doğmasının sebebi olabileceğini bilemeyiz. Allah onu bizlere nasip edilir. Onun için bizim birbirimizle uğraşacak hiçbir vaktimiz yoktur, işimiz yoktur, zamanımız yoktur. Biz aramızdaki her şeyi gönül bağı içerisinde çözeriz. Sadece dışarıya karşı güç birliği yaparız, gönül birliği yaparız ve Türkiye'yi daha nasıl güçlü kılabiliriz, AK Parti iktidarını bu ülkede daha ne kadar uzun vadeli yapabiliriz, yerel yönetimleri Türkiye'de daha ne kadar biz götürebiliriz, bu heyecanı hepimizin duyması demektir. Mustafa Bey özetledi bu akşamki konuşmasını yaparken Cumhurbaşkanımız Uber Köşkü'nden sırtını bizim kıyıya doğru dönmüştü. Daha doğrusu mekanı öyle hazırlamışlardı. Başlarken şunu söyledi. İstanbul hem alır hem de verir demişti. Şu tabloya bakarsanız benim buraya arkama sırtımı dönmem normalde bir edep meselesidir dedi ama böyle hazırlamışlar dedi. Keşke olmasaydı dedi. O da bizi duygulandırdı. Çok hoşuma gitti. Tam çıkarken diyecektim ki tasarladım. Yanında oturan ilçe başkanımıza söyledim ama yanına gidince söyleme fırsatı olmadı. Çünkü yanına gidince bizi Metin Külük sağ olsun uzattı elini,
bizim lafımız arasına girince cümlem kaldı. Şunu diyecektim. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Beykoz'a, Beykoz sırtı dönülecek bir yer değil. Bunu ifade ettiniz. İkincisi, Beykoz mukaddes bir yer. Yuşa Aleyhisselam gibi bir muhteremi bağrında barındırıyor. Tabii ki Beykoz'a sırt dönmez diye bir espri yapacaktık ama o fırsatı bulamadık. Ama burada bunu size ifade etmiş olayım. Yani görüşme fırsatım olsaydı o anda biraz daha uzun konuşabilseydik bunları söyleyecektim. Evet, İstanbul bizim için Mekke mübarektir. Medine mübarektir. Kudüs mübarektir. Ama bunun yanında İstanbul'da övülmüş bir şehirdir. Peygamberimizin diliyle birlikte, sözleriyle birlikte övülen bir şehirdir. Biz de bunun içerisinde kendimize pay çıkartıyoruz. Diyoruz ki İstanbul'un içerisinde de Beykoz övülmüş bir şehirdir diyoruz. Çünkü bağrında peygamber barındıran tek ilçe İstanbul'da Beykoz'dur. Böyle bir yeri de bizim övüşlü yer olarak görmemiz kadar dua bir şey olamaz. Öyleyse bu Beykoz'u biz çok farklı şekilde inşallah ihya etmemiz lazım. Güzelleştirmemiz lazım. Buranın kazanımlarını artırmamız lazım. Manevi anlamda ve maddi anlamda Cumhurbaşkanlığı ifadesinde ikisi de bizim için önemlidir. Şehirleri hem maddi anlamda biz iyileştireceğiz hem de manevi anlamda zenginliğini koruyacağız demişti. Beykoz'un manevi anlamdaki zenginliğini korumamız lazım. Maddi anlamda Beykoz'u güzelleştirmek bizim boyumuzun borcudur. Bugüne kadar AK Parti yönetimleri aşağı yukarı 12-13 yıllık, 14 yıllık zamanımız geçti burada. Benden önceki arkadaşımla birlikte. Biz hiçbir zaman için bizden önce geçen dönemleri de kendimizin dışında saymadık. Böyle bir yanlışın içerisine hiç girmedik. Eksiğidir, fazlasıdır. Bizden daha iyisini yapmışlardı ve yapamamış olabilirler. Ama biz hepimiz biriz. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için gayret sarf ediyor. Dolayısıyla asla hiçbir arkadaşımızın yaptığını ne küçümsedik, ne akil gördük, ne az gördük, ne yetersiz gördük. O günkü şartlarda o kadar imkanları vardı, o kadarlarını becerdiler demek, dürüstlüğünü göstermeye gayret ettik. Bugün de buna hep devam edeceğiz biz. İnşallah AK Parti ile birlikte Beykoz, hem merkezi yönetim ile birlikte, hem de yerel yönetimle birlikte çok farklı noktalara inşallah gelecektir. Ama bunları daha ileriki zamanlara, geniş bir zamanda, belki bir yaz pikniğinde bir araya gelip, hem de fikir alışverişi yapmak şekliyle bu şeyleri yapmak lazım. Yoksa bir Ramazan akşamında bunları daha çok söyleyecek benim şeylerim var. Söylersem belki de bir saygısızlık yapmış olurum diye endişe ediyorum. Ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Mutlaka gidebileceğiniz çok farklı iftar sofralarınız vardı hepinizin. Başka evleriniz vardı, aileniz var, evlatlarınız var, başka yakınlarınız vardır. Ama siz bugün kendi kader kardeşlerinizin sofrasını tercih ettiniz. O bakımdan hepinizin ayağına sağlık olsun. Yüreklerine sağlık olsun. Bakıyorum ben çok konuşmanın yerine sizlerin masalarda birbirleri konuşmalarına tanıklık etmek yerine daha güzel olacak. Kulak kapatmak daha güzel olacak. Çünkü hepinizin bu 13-14 yıllık süre içerisinde yürürken mutlaka çok farklı anekdotları vardır hayatınızda. Evde ihmal ettiğiniz insanlarınız vardır. Sırf buraya gelebilmek için. Belki komşulardan birçoğu sizinle başladığınız zaman kafa bulmaya niyet etmişler de belki vardır. Nereden çıktınız ya? Siz bir araya geleceksiniz, Türkiye'de siz iktidar olacaksınız diyen insanlar da çıkmış olabilirler. Ama bugün onlar da büyük bir eminim ki hayretlerini gizleyemiyorlar ve şaşırıp kalıyorlar. İşlerinde hakkı teslim edenler varsa hayırlı olsun diyorlar, devam edin diyorlar. Eğer o lisanı bilmeyenler varsa onlar da hasetliklerinden işlerine devam ediyorlar. Biz insanlarımızın hepsinin hakkında hayır dileyelim. Beykoz'da, İstanbul'da, Türkiye'deki bütün insanlarımızın 78 milyon insanın kardeş olduğunu hiç aklından çıkartmayalım biz. Biz bu minval üzere hareket edeceğiz. Başkaları ne demiş, ne söylemiş, ne düşünmüşler, o onların bileceği iştir. Ama bizim bildiğimiz şey var. Biz bu ülkenin insanların tamamını kardeş biliyoruz.